Yenişehir ilçesinden İnegöl'e gelen yaklaşık 100 Roman vatandaşı Alanyurt bölgesinde bulunan boş araziye çadır kurdular. Başımızda yardım et çoluğumuza çocuğumuza bakalım. Bunun üzerine yoğun şikayet alan İnegöl zabıta ekipleri şahısları uyararak bir an önce çadırlarını toplayıp alanları boşaltmalarını konusunda uyardı. Yoğun bakımızı bileme bekleyemiyoruz. Nereye gideceğiz? Şaşırdık kaldık. Yoğun bakımımıza. Ancak yapılan uyarılara dikkate almayan Roman vatandaşlarına karşı sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Tamam. Beni çekmem olur mu? Yapılan operasyona zabıta ekiplerinin yanı sıra asayiş ekipleri, karakol ekipleri ile çevik kuvvet ekipleri de destek verdi. Polis ve zabıta ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda kurulan çadırlar söküldü ve orada bulunanlar İnegöl'den uzaklaştırıldı. Beni çekmem olur mu? Her gittikleri yerden kovulduklarını ileri süren Roman vatandaşları Başbakan Binali Yıldırım'a seslendiler. Başbakanım, bizim halimizi sen görüyorsun. Seçimi olduğun zaman bu vatandaşlar bana niye atmıyor diyorsun oyunu. Bu Roman başkanları Varkan öldü. Bizim şimdi sağ çıkanımız yok. Biz oradan kovalanıyoruz, buradan kovalanıyoruz. Ya bize bir konuk ver, ya bize bir yer ver. Biz ev yurt sahibi olamıyoruz. Bir hurda peşindeyiz. Oradan kaç yerden biz kovalandıysak, o zaman bizi dış devlete sürün. Yunan'a sürün bizi. O yandan Suriyalıları getirdiniz, göğüs gerdiniz, kanat gerdiniz. Ama bize gelmiyorsunuz. Biz o zaman ne tutuyoruz bu Türk yanınızda? Bizim çocuklarımız askerlik yapmıyor mu sana? Türk bayrağının altında yaşamıyorlar mı? Biz nerede yaşıyoruz? Bir şey olduğu zaman bizim çocuklarımız göz geriyor mermilere. Bak kaç tane verdik şehit. Şehit verdik Romanlar. Okay. Veririz abi. Vatanı kimseye ezdirmeyiz biz. Okay. Niye ezilelim biz böyle? Sen bizi büyük değil misin? Ne sahip çıkma, ne yurt etmeye, ne yurt vermiyorsun bize sen? Bak bu kadar polisler, bu kadar belediyeler, bu kadar memurlar bak başımızda. Sen bunu seviniyor musun bu hali biz görüyorsun? O zaman seviniyorsan sana bir şey diyecek lafımız yoktur başbakanım. Çünkü biz sana sığındık. Başka kimsemiz yok. Önce Allah sonra sen. Cenab-ı Allah'ın var yukarıda bir de sen varsın. Göğsümüzü elimizi sana açtık.